Değerli dostlar, herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken bugün pazartesi, Aşkale'mizin, halk pazarının kurulduğu gün. Normalde 5.30'da yapıyorduk yayınımızı ama hava soğuk ve yağışlı gösteriyor. Şöyle bir pazarımızı gezelim, insanlarımızla sohbet edelim, fiyatların durumunu öğrenelim. Fiyatları öğrenmeye gerek yok, zaten almış başını gidir de böyle bir bakalım. Selamünaleyküm. Aga beyim, pazar olsun. Allah kolay gelsin. Olsun, sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç lira fiyatlar abi? Abi kabak patlıcan 15, biberler 25'li 20 yaptı ha. Kabak patlıcan 15, biberler 20 yaptı. 25'li 20 yaptı. Aynen öyle. Akşam pazarı dedin. Akşam pazarı dedi, evet. Peki bugün Ramazan'ın 12. günü neler söylemek istersiniz? Vallahi neler söyleyeyim, Ramazan ne? Vallahi çok güzel gidiyor Ramazan. Fiyatlar biraz uçuk değil mi? Evet, desem çok biraz. Da artık. Nasıl işler peki abi? İyi, çok şükür işler iyiydi. Değil mi? Evet. Yani peki, biraz önceki Ramazan şeyleri yok ama. Evet. Yine de şükür olsun. Buna da şükürler evet. Olsun. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Sağ ol, hoş geldin. Ben abi şey yapmayayım, biraz siyasi. Siyasi yok. Yok yani, tanırlar. Sorun yok, sorun yok. Ağabeyim kolay gelsin. Allah razı olsun. Pazar olsun. Allah razı olsun. Alışveriş yapsan. Alışverişi yaptık, bitti. Eve gitmeye çalışırız. Eve gitmeye çalışsan. Allah razı olsun. Peki ağabey, bugün Ramazan'ın 12. günü neler söylemek istersin? Vallahi ne diyeyim? Geçir, bir türlü geçir işte. He mi ya? He. Ama aç, ama sus. Gelir geçir. Açlık mı çok etkilir, susuzluk mu? Evet. Pişirici etkilemi, soyuk etkilemi. Soyuk etkilemi ben şu anda valla. Değil mi? Bu sene, bu sene ısınamadı. Bu sene ısınamadı. İnşallah. Allah yardımcımız. Bitti zaten, bir şey kalmadı. İnşallah ısınır. Yani Allah bayrama kavuşturmayı nasip etsin. Amin. Peki evet. Hemşerilerimize neler söylemek istersin? Hemşerilerimize de hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ha, bayram gelir, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ne diyecek başka bir şey. Allah razı olsun. Peki evet. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Görüşmek Allah üzere. Hayırlı iftarlar. Bu da benim Ezemin oğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Kardeş, canlı yayındayız. Evet abi. Gün Ramazan'ın 12. günü, Erzincan'dan evet, geliyorsunuz. Evet abi. Nedir durumlar, fiyatlar? Elhamdülillah, şükür. Domates 10 lira abi. Biber, patlıcan, kabak 20 lira. Evet. Efendime söyleyeyim, havuç, turp, işte maydanoz 2,5 lira, havuç, turp 10 lira. Her şey ucuz abi. Her şey ucuz. He, uygun abi. Uygun. Yani uygun. O kadar çok uçurum yok ama tabii alım gücüne göre de değişiyor. Şeye göre iyi, mevsime göre iyi. Yani. Mevsime işte, göre. Geçen hafta mesela 25'ti biberler falan, şu hafta 20 lira. Bu hafta 20 lira. Aynen abi. Peki bugün Ramazan'ın 12. günü neler evet. Söylemek istersiniz? Vallahi elhamdülillah iyi. Havalar serin, çok da etkilenmiyor. Çalışıyor evet. Gidiyor işte. Çalışmaya evet. Devam. Aynen öyle. Zaten. Peki görüşürüz, Allah'a emanet. Abi. Kolay gelsin. Olasın, pazar olsun. Anlamadım, ben bir şey dedim ya. Evet. Domatesler. Yani o kadar fazla da uçuk kaçık değil fiyatlar ama tabii yine de etkiliyor insanları. Bir de akşam pazarı. Selamünaleyküm. Ağabey, canlı yayındayız. Bugün Ramazan'ın 12. günü. Neler söylemek istersiniz? Abi Allah hayırlısı nasip etsin. İşler nasıl abi? Çok şükür. Fiyatlar eskiye nazaran. Vallahi abi işler yani hiç iyi değil. İyi değil değil mi? Yok abi. Sizi de zorluyor mu abi bunları? Tabii siz alıyorsunuz. Evet. Yani tabii aldıkta almamız zorlandı yani. Satmamız kolay, almamız çok zor. Almalar zorlandı doğru. Değil mi? Allah kolaylık amin, versin. Allah hemşerilerimize neler söylemek istersin? Abi ya, nerede hemşerilerim? Bizler izleyen hemşerilerimize. Hepsine çok selam ederim abi. Peki görüşürüz, tamam, kolay gelsin. Tamam. Deden ey sen, dinen devlete kurban. Ey sen, alışveriş mi yaptın? He. Peki böyle Ramazan'ın 12. günü neler söylemek istersin? Allah çok ki Ramazan çok güzel geçir. Ramazan güzel geçir. He, güzel geçir. He. He. Peki Ramazan denilince aklımıza ne gelir hacım? Allah rahmeti gelir, ne gelir? Rahmet. Rahmet, bereket, yardımlaşma. Evet, peki Allah'a emanet ol, kendinden mi hatur? Tamam.
Abi topalı. De haydi bak Allah'a emanet. Nasıl oldu? Ne yeme? Sen neysen maşallah. Ha, gezmeye çıktım Celal Bey. Gezmeye çıktın. Celal Bey gideyi durumu. Yok yok iyi yok abi. Şükürler olsun Rabbime. He, kefeni yırttın. Kefeni yırttın. Kefeni yırttın belli maşallah. Kefende gider anadan. Maşallah maşallah tabi gezmem sevindir. Allah bir dahaki Ramazan'ı göstersin. Tamamen on numara adam ha. Tabi canım kalkmış yürür daha ne güzel. Maşallah. Efendim Cemil amcamız yakın bir zamanda trafik kazası geçirdiler. Evet. Ilıca'da ölümden döndü. Şu anda bastonda ama maşallah durumu çok iyi. Peki Cemil amca bugün Ramazan'ın 12. günü neler söylemek istersiniz? Ümmeti Muhammed'e hayırlı uğurlu olsun. Allah tekrarını nasip etsin. Cümle ümmeti Muhammed. Amin inşallah. Peki, size de Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Amin amin. Kendin mi kat ol o zaman? Allah razı olsun. Ki hadi bak hele gez bir tane görün. Duayı söyle. Yıktırım duayı söyle. Sana yıktım ya. Dua mı ediyorsun? Yani dedim ya sana gelen. Deme. Sana gelen başara gelsin. Ona bir şey diyemem. Ben öyle şey sevmiyorum. Mehmet amcam ne diyorsun? Durumun nasıl? Sağlığın sıhhatin nasıl? Çok iyi. Peki bugün Ramazan'ın 12. günü neler söylemek istersin? Allah hayırlı etsin. Amin. Desen öyle biraz hassızsa. Yok hamdolsun. Çok iyi. İyisin daha? Çok iyi. İyi. Peki kendinden mi hat ol? Sağ ol. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Abi görüşürüz. Allah işinizi rast getirsin. Evet değerli dostlar. Pazardayız. Bugün Aşkale'nin pazarı. Aleykümselam. Nereye gitsen? Gel sen. Ne aldın? Patlıcanla biber aldım. Yeter. Allah bereket versin. Afiyet baş şeker olsun. Oruç tutsan mı kardeş? Ha, 3 senedir. Ya maşallah sen ala ben senin yaşında yiyirdim oğlum. İyi tutuşsuz o aferin size. Peki ne söylemek istersin? İsmin ne? Yusuf. Yusuf. Bugün Ramazan'ın 12. günü ne söylemek istersin? Abi çok iyi Ramazan. He. Şey dayanıyor yani. Tutuyoruz dayanıyoruz. Oruç tutmaya devam. He. He. Peki kendine iyi bak Yusuf. Görüşürüz abi. Görüşürüz Allah'a emanet. Hadi. Selamünaleyküm. Hacım kolay gele. Ne içsen canıyım. Allah senden de razı olsun. Hacım bugün Ramazan'ın 12. günü. Yarı ettik hemen hemen. Neler söylemek istersin? Eyvallah. Hayır gelip hayır gitmesi nasip etsin Allah. Ümmet Muhammed için verir bize. Amin. Az sesli konuş hacım. Dinen devleten burada. Desen biraz yorulmuşsan. Abi ya. Peki Ramazan denilince aklımıza neler geliyor hacım? Bin bereket gelir, bereket gelir. Ne diyeyim, tayfa peki, kolay gelsin hacım, Allah'a emanet sen, görüşürüz. Takip ederim. Eyvallah, canın yerem, Allah razı olsun. Evet, kıymetli dostlar, bugün pazartesi ilçemizin halk pazarının kurulduğu gün. Eskiden daha kalabalık olurdu pazarlar, gerçi hem Ramazan olması münasebetiyle hem de havanın yağmurlu ve soğuk olmasından dolayı fazla bir şey yok, kalabalık yok. Daha doğrusu kurşun atsan kimseye değmez, öyle diye. Nereye gitsen köy salım. Hele gel mi? Tamam hacı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam ne diyorsun? Ne var diyor? Sen nasılsın? Allah razı olsun. Abi, hocam bugün Ramazan'ın 12. günü neler söylemek istersin? Yarılamışız ya. Yarıladık değil mi hocam? Ne söylüyorum? Allah hayırlısını nasip eylesin. Hayırlı Ramazanlar olsun. Bu sene iyi geçiyor. Hamdolsun sıkıntı havalar yok. Havalar serin. Böyle ayak uçları da olmuyor. Havalar da sen zaten bir şey anlamıyoruz da. He. Şimdi bizim oğlanın bir hikayesi var onu anlatayım. Benim küçük oğlum Mustafa. He. Daha kendisi 9-10 yaşında. Evet. Oruç tutacağım, oruç tutacağım. Oğlum dayanamazsın, etme falan filan. Yok tutacağım, bir tut hadi bakalım. Evet. Öğleye kadar tutmuş orucu. Öğlede tandır orucu. Açlık hissi bastırmış. Bastırınca ya ben yiyeceğim falan filan. Ya anasını dedi işte oğlum yeme ya burada bir tane falan kaldı diyor. Ondan sonra yok ana yiyeceğim diyor. Anası diyor oğlum bana tutsaydın az biraz sonra işte ezan okunacak, iftar açacağız falan. Ya demiş boş bes tesbih çekerim demiş. Tesbihinden bağlarım işi. Aynen. Peki hocam. Ramazan iyi yani şu an. Ramazan denilince aklımıza neler geliyor hocam?
Ramazan denince ne geliyor? Ya Ramazan diye normal vaaz konusuna girersek infak geliyor. Yardımseverlik geliyor. Efendim paylaşım. Paylaşım geliyor. Özlem geliyor. İşine en aslında özlem var aslında. Evet. Eskiye bir özlem var. Ramazan'da genelde Ramazan gelince insanlarda ah keşke o eski Ramazanlar diye bir özlem duyulur. Acaba gerçekten öyle mi mesela? Bazen neden mesela hocam? Neden? Yani buna neden sebep olan ne? Yani eski Ramazanlar. Mesela bizim özlediğimiz ne? İftara yakın top oynamak. Maç yapmak. İşte ne bileyim buna benzer şeyler. Yani eskinin özlemi ne? Şimdi eskinin özlemi aslında. Şimdi bolluk yani var, bereket var. Bereket de var, bolluk da var. İşte evet, görüyorsun ha. Işte yani bak her çeşit meyve sebze var. Biraz pahalı da olsa. Aynen. Yani neye özlem duyuyoruz? Güç var yani. Sonuçta insanların alacak bir gücü var. Tam yani. Şimdi aslında özlenen şu ya. Özlenen eski dostluklar özleniyor. Anladın mı? Yani işin özetinde bu var. Şimdi insanlar işte icabında köylerde olsun falan Ramazan iftardan sonra bir toplanma var. İşte odalarda çay içmeler var. Evet. İşte arkadaşlıklarla güzel muhabbetler var. Evet. Ama şu anda o ortam yok yani. Maalesef biz o samimiyetler yok. O samimiyet yok. Yani insanların aradığı ortam yok yani. Yani kaçıyoruz. Ben de buna dahilim. Yani kaçıyoruz bir şekilde. Niye? Çünkü adamından konuşuyorsun yüzle. Ya bakıyorsun arkadan bir kazma kürek sesi var. Hayırdır? Dönüyorsun kendi kuyunu kazıyor herif ya. Yani bu doğru bir davranış değil. Yani insanlar düzelmeli. Yani karakter olarak biz düzelmeliyiz. Yani eskiye dönüş böyle olmalı. Yani karakter olarak, kişilik olarak, samimiyet olarak olmalı. Anladın mı? Evet. Şimdi bu aslında insanlar bunun özlemini duyuyor. Anladın mı? İnşallah Mevlam bu şekilde kaybettiğimiz değerlere geri dönmeyi bizlere nasip eyler. Amin. Eski dostlukları tekrardan kazanmayı